Sayın Rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda uzun süredir görmediğiniz, yüzünü belki özlediğiniz, belki hasretle beklediğiniz... Belki de bu kim, yeni mi geldi falan. ...denilebilecek bir isimle beraberiz. Berat Yılmaz'la Euro 2024'ün ilk bankosunu çekiyoruz. Bir alkışla tekrardan. Bozduk gibi geliyordu. Hocam, dediğimiz gibi uzun süredir yoktu. Bir Euro 2024'e başlıyoruz. Banko kaldığı yerden devam ediyor. Hocam nasılsın? Hocam ilk başta bugün bir özlemle, ne denir ona, şehvetle buradayım. Çok boş yapacağımı önceden bilmeni istiyorum. Duyuralım. Yani yapacağım çünkü... Bir patlama olacak çünkü. Evet. 2-3 aydır gelemedik. Özleştik sizinle. Burayla, ortamla, muhabbetle. Hocam, bu arada Daikin klimalarda çok efir efir. Daikin mi? Daikin. Ya Daikin. Bak hemen reklam. Gelir gelmez kovalıyorum kardeşim. Ama Daikin'e buradan sesleniyoruz. Bu bir reklam değildir. Bu bir kütleme kampanyası. Adam terliyor. Bunun harbi tersi üçünde. Sırf Daikin desin diye burada terledim. Evet. Daikin'e buradan sesleniyoruz. Baba ofise bir klima bir şeyler olur. Yaz aylarının en önemli markası olan Daikin'e buradan çağrımızdır. Alkış. Bütün klima markaları kim olursa olsun, Samsung'u da, Philips'i de, Bosch, Moş, Vestel, ne varsa bir klima, her türlü işbirliği, reklam açığız. Yine söyleyelim, Banko'nun Euro 2024 ilk çekiminde bunu söylüyoruz. Hocam şimdi ben bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi biz grupların ilk maçlarını, oynanacak ilk maçlarını Berat Hocam'la yapacağız. İkinci maçlarını, üçüncü maçlarını böyle hafta hafta Banko'da tahminlerini yapacağız. Sonrasında işte eşleşmelere göre her hafta Banko çekmeye çalışacağız. Buradaki iki kişi tahminlerini yapacak. Sonrasında ekibimizin kalan dört üyesi Revenespor Instagram adresinde abonelik kısmında tahminlerini yapacak. Ve Banko Plus içeriğimiz ve ortak kupon içeriğimiz Revenespor abonelikte olacak. Bunun duyurusunu yapıyorum. Şimdi biz 12 maçın tahminini yapacağız. Almanya-İskoçya maçından başlayacağız. Portekiz-Çek Cumhuriyeti maçına, hatta Çekya diyeyim, Çekya maçına kadar bütün tahminleri yapacağız. Büyük ihtimal bu video biraz uzun olabilir. 12 maç. Normalde biz 10 maç tahmin yapıyorduk ama 12 maç biraz uzun olabilir. Hızlı hızlı bu haftayı bitirip inşallah kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden kazandırmaya devam ederiz diyorum. Şimdi 12 maç var. Hı-hı. Uzun. Ekstra'da evet. Boşlarım olacak. Aha. Onlarla beraber 45 dakikaya yakın bir şey olur. Uzun bir video olacak. Şimdi ilk maçımız hocam Almanya-İskoçya maçı. Berat hocam yazdı. Ben tahminlerimiz aynı olduğu için yazmıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim bu maçla alakalı. Almanya bu maçta ev sahibi. Tabii. Ev sahibi ve ilk maçı İskoçya ile oynayacak. İlk maçı kaybedeceğini ben düşünmüyorum Almanya'nın. Ama hazırlık maçlarında da çok iyi bir performans göstermedi. Ha, şunu da söyleyelim. Biz bu videoyu 11 Haziran 20.35'te çekiyoruz. 11 Haziran'da, 14 Haziran'da başlayacak maçlar. Almanya ile alakalı ben şunu söyleyeyim. Ben bu maçta İskoçya'nın gol atabileceğini düşünmüyorum. Ve Almanya'nın da 1-0 yeneceğini düşünmediğim için. Bu sebeple benim tahminim 2-3 goldür. Hocam yazdığı için beraber göstereceğiz. Şimdi hocama atayım pası. Bir de şunu da söyleyelim. Grupların ilk maçları her zaman sürprizler olur. Çünkü belli olmaz. Bir takımlar şey olur. Bunun da yani Banko'nun ilk hafta, yani bu videosunda çok dikkatli olmanızı şimdiden öneriyim. Mesela İskoçya burada bir puanın konuya kovalamaz. Almanya. Evet. Bir puanı kovalar, yani şey oynar. O yüzden hani biz söyleyelim en azından. Hocam çok konuştuk. 1.83. 2-3 gol, 1.83. Bence gayet mantıklı. Hı-hı. Hani ikimizin tabii aynı şeyi düşünmesi biraz korkutucu ama... Yani 2-3 golü aynı anda düşünmemiz. Yorumlarımızı yaptık. İskoçya'nın ben gol atacağını düşünmüyorum. Yeni bahislerde de şunlar var. Gol yemeden kazanırlar. Hı-hı. Gelmiş yeni tahminler. Almanya gol yemeden kazanır bahisini de düşünebilirsiniz dediğim gibi. Geçiyorum hocam Macaristan-İsviçre maçına. Grubunda yani favori diyeceğim takımlardan değil ama ikincilik mücadelesi verecek takımlar. Bu maç iki takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Revenespor Instagram adresimizde Macaristan'a karşı çok böyle yüksek olan arkadaşlar var. Macaristan taş gibi takım, bu gruptan rahat çıkar, şöyle çıkar böyle diyen arkadaşlar var. Ya ben Macaristan öyle çok güvendiğim bir takım değil. Bu maçta da biraz sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Her türlü skorun çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple İsviçre'nin de herhangi bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. 1.49'da oranı var.
deplasman herhangi bir yarıyı kazanır. Deplasman yarı kazanır. Normalde biz bunu kullanıyorduk ama deplasman herhangi bir yarıyı kazanır olmuş. Bunu da bahis yaptığınız uygulamadan bulabilirsiniz. Bence İsviçre açık takım. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Murat Yakın vardı başlarında. Yanlış olmasın. Macaristan'ın ben gol atacağını, İsviçre'nin de gol atacağını düşünüyorum. O yüzden yani çok da uzatmayacağım. Karşılıklı gol var diyeceğim. 1.69. Güzel. Geçiyorum hocam diğer maçımıza. Cumartesinin 7 maçı İspanya-Hırvatistan. Sen başla hocam. Sen bu maça ne diyorsun? Hocam Hırvatistan İspanya'ya diş geçiremez bu arada. Bunu söyleyeyim. Hırvatistan bence burada hedef maçı İtalya olacaktır. İspanya daha çok takım oyunu oynayan, hani takımla bir şeyler yapan iyi bir takım. Ben açıkçası yarı final veya final oynayacağını düşünüyorum İspanya'nın. Hırvatistan'a gelince artık yaşlandılar. Takım artık genç. Bu stoperden başka çıkartamadı. Guardiola. Guardiola'dan başka kimseyi hatırlamıyorum, yalan olmasın. Bence zor. Artık yavaş yavaş bitiyor o prime. Bunu final oynadıkları zamanı falan filan. Bitti. Ben İspanya diş geçeceklerini düşünmüyorum. İspanya böyle hani 2-0 belki 2-1 kazanır diyorum. O yüzden İspanya kazanır. 1.66 benim tercihim. Hocam güzel anlattı. Hocamın da şampiyonluk favorisi İspanya. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Hırvatistan tecrübe, yani yıllardır tecrübeli olan bir takım ve işte gençleşmiyorlar hocam. Evet. Hep tecrübeliler. Yaşlılık oluyor ama o yaşların oyuncuları hala üst seviye oynamaya devam ediyor. Ben Hırvatistan'ın bu gruptan İtalya'nın önünde bitirerek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü İtalya'yı hazırlık maçlarının olsun, geçmişteki turnuvalarda şu anki form grafiğine baktığımda iyi görmüyorum İtalya'yı, öyle söyleyeyim. Ben bu maçta İspanya dediğim gibi yine favoridir. Bu maçta birazcık bol gol beklentim var. Normalde alt denmiş bu maça. Yani altın oranı 1.56 ama ben gol olacağını düşünüyorum bu maçta. Bu sebeple iki takım da gol atar diyorum. Karşılıklı gol var. 1.71'de oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Var mı hocam ekleyeceğin? Geçelim diğer maça. Geçelim. İtalya Arnavutluk. Evet, İtalya zaten konuştuk. Pek bence de formda olan bir değil. Bir İtalya yok. Mancini'den sonra da bence bir değişiklik olmadı. Hani hocam isim olarak iyi takımlar. Evet ama olmuyor işte. Bir de şimdi stoper hatları da değişti uzun zaman sonra artık. Hani şey falan da yok. Ne denir ona? Chiellini, Bonucci. Chiellini, Bonucci artık hani o da yok. Yani Donnarumma var. Barella var. Orta sahada Barella'sı, Chiesa'sı var ama bilmiyorum. Bana pek umut vermiyor. Arnavutluk'ta bence direnecektir. Direnecektir direnebildiği kadar. İtalya kazanır bence zaten. Hatta oran yok. Arnavutluk'un 4 tane yiyeceğini düşünmüyorum. Atabileceğini de düşünmüyorum. Ne kadar formsuz bir İtalya olsa da. Yani 1-0, 1-1, 2-0. Yani Arnavutluk şansa bir duran top atarsa atar. Arnavutluk'ta da çok böyle şey bir durumda değil hocam. Yani bu grupta gelmek bir için önemli. Aynen bir ön. Aa, biz Euro 2024'teyiz ama hani grupta bize güzel. Hocam ev sahibi gol yemeden kazanır diyor musun? Demiyorum. Ben 2-3 gol diyorum. Yok şu oranına baktım ben. Ben 2-3 gol diyorum hocam. 1.77 oranı var. Normalde evet. Bu ekranlarda 2-3 gol diye ben şey yapardım ama hocam 2-3 golle güzel başladı. Ben de şunu söyleyeyim. İtalya'nın ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Arnavutluk büyük ihtimal, yani büyük ihtimal 0 çekecektir bu gruptan ama sürpriz de yaşanabilir. Yaşanırsa da göt oluruz. Yapacak bir şey yok. İtalya ben bu maçı kazanır diyorum. Hocamın dediği gibi çok gol atar mı İtalya? Atmaz düşüncesindeyim. Bu sebeple maç sonucu 1.5 alt diyorum. 1.40'da çok güzel leziz de bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Hocam geçiyorum diğer bir maçımıza. Polonya-Hollanda maçı. Hocam Hollanda isim olarak bence iyi bir takım. Evet. Gençler. Dinamikler. En son Dünya Kupası'nda falan iyi bir şey yaptılar. Bir takım oldular. Sonra tabii bir elemeler oldu. Ondan sonra hazırlık maçları falan. Ben hazırlık maçlarını ve Uluslar Ligi'ni pek ölçü almıyorum. Genelde. Polonya'yı seyrettik. Biz de oynadık. Aşırı açık görüyorlar. Biz de şöyle biraz şans olsa o maç ikinci golü yemezdik. 3-1 4 falan biterdi. Yani 4 biraz şov olur. 3-1 biterdi. O yüzden Hollanda'nın rahat olacağını, eğer Hollanda'ya güvenen varsa handikap isteyen handikap alabilir bence. Hani handikap 1. Tamam. 2-0. Olabilir. Ben direkt maç sonu 2-1 42 Hollanda kazanır diyorum.
Hocam güzel değerlendirdi Polonya'yı da Hollanda'yı da. Ben bu maçta biraz yani 2.5 üstü olacağını düşünen biriyim ama Polonya'nın atması lazım. Şimdi durumu da bilmiyoruz. Lewandowski ayağı evet, çekti. Evet, Lewandowski galiba bu maçta oynamayacak. Kadrodan çıktı mı bilmiyorum ama sakatlığıyla alakalı bir açıklama yapıldı. Ne görmüştüm ama tam bilmiyorum. Ki Lewandowski de oynasa Polonya'yı hocam dünkü bizim izlediğimiz maçta da çok böyle Lewandowski'yi de görmedik. Aynen ya, Polonyacık ya. Yani ben çok bir şey olacağını zannetmiyorum Polonya'dan. Polonya bir gol atarsa bu maç üst olur. 2-1, 3-1 gibi bir skorla biter düşüncesindeyim. Hocamın tahminine ben de katılıyorum. Ben de ekstra olarak deplasman 1.5 istiyorum. 1.55'te oranı var. Hollanda bu Polonya'ya birden fazla gol atar düşüncesindeyim. Yani hazırlık maçlarında gördüğümüz takımla, yani gördüğümüz formdan bunu çıkardım. Değerlendirebilirsiniz. Ekleyeceğim bir şey yoksa hocam. Geçelim Slovenya-Danimarka maçına. Yani çok kimsenin neredeyse izlemeyeceği maçlardan biri hocam. Aynen. Slovenya bu turnuvaya en fazla bir renk mi katar? Renk katamaz. Güzel tribün. Almanya'ya bir para kazandırırlar turistik açıdan. Tabii. Hani kaç kişi gelir onu da bilmiyorum. Ama televizyonlara yani, da güzel görseller, sunarlar. Aa, dilim var mı bunu söylemeye? Ben güzel tribünlerin gayet şen şakrak olacağını. Şen şakrak tribünler güzel. Nelson'da keşke parmağı kırılmasaydı da Danimarka'nın kadrosunda olsaydı. Danimarka'yı seyretmeye bir sebebimiz olsaydı. Evet. Diyorum. Danimarka'nın rahat kazanacağını düşünüyorum. 1.55. Hocamın dediklerine katılıyorum ve tahminine de katılıyorum. Hocam silmeden ben de göstereyim. Maç sonucu 2-1.55. Ben de Danimarka'nın tribünlere bu maçı... Tribünlere katılıyor musun? Peki. Katılıyorum. Tamam. Güzel tribünler. Hocamın deyimiyle şen şakrak tribünlerle. Bu maçı izler miyiz bilmiyorum. Saat 7'de bir de oynanacak. Pazar günü 7'de. Geçelim hocam. Güzel maçlardan biri. Sırbistan-İngiltere maçı. Bu uygulamalarda Euro 2024'e özel yeni bahisler olduğunu da gördüm ve bunu değerlendireceğim. Öyle mi? Tabii. Yeni bir tahminim var. Şimdi Sırbistan hücum attı. Beni çok cezbeden bir hücum attı. Mitrovic ile Vlahovic. Muazzam evet. İki golcü. Sırbistan'ın forvet attığında. Sırbistan bu iki forvette her maç gol atabilir düşüncesine sokuyor beni. En kötü Mitrovic havadan, Vlahovic frikiktendir, duran toptandır bir şekilde gol atarlar düşüncesi var. Ki Sırbistan'da çok boş bir takım olduğunu da düşünmüyorum. Bu grupta bir sürpriz yaparlar mı bilmem ama ikinciliği zorlayabilir Danimarka ile oynayacakları maça bağlı. Ben bu maçta yeni ve hiç neredeyse yapmadığım bir tahmini yapıyorum. Böyle bir tahminler gelmiş. Son golü atar, ilk golü atar falan. Ben bu maçta Harry Kane'in, ki penaltıları da o kullanıyor, herhangi bir penaltı olduğunda da Kane kullanır ve gol atar diyorum. 1.71'de oranı var. Gayet güzel bir oran. Kane golle başlar turnuvaya. Gol krallığında iddialı isimlerinden 1.71'de oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Hocam burada geldim. Vlahovic, Mitrovic övdün. Harry Kane'le Mitrovic gol atar. Mitrovic gol atarın da oranı vardır. Oranı iyidir. Ben de bu şey yani gerçekten golli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın da hücum attı. Tehlikeli seviyeler. Ne kadar Arabistan Ligi'nde oynuyor olsa da Mitrovic. Tehlikeli. Aynı zamanda Sırbistan'da Okan Hocam'ın gözdesi İliç var. Onu da takipteyiz. Torino'dan. Torino'dan. O yüzden ben de 2.5 istiyorum 1.56'dan. Şimdi hocam bu maç izlenir. Sırbistan'ı İngiltere'yi biz evet, izleriz hocam, büyük izleriz, ihtimal. Izleriz. Ki maç ne zaman? Pazar günü. Hocamın doğum gününe de yakın bir tarih. Hayda hocam yapma. Bayram mayram varsa da bu maçı izleyelim. Güzel bir maç. Ekleyeceğin yoksa hocam geçiyorum. Geçelim hocam. Romanya-Ukrayna. Romanya-Ukrayna mı? Evet hocam. Tamam. Tamam. Hocam şimdi Romanya hazırlık maçları da dahil en bu Euro 2024'te olan takımlar arasında en beğenmediğim takım. Romanya mı? Romanya. Hiç evet. Beğenmedim. Yani maçları genelde çok kısır geçti ve yani istatistiklerini izleme şansımız olmadı ama istatistiklerine de baktığımızda çok böyle göze hoş gelen bir futbol oynayan bir takım değil benim düşünceme göre. Ukrayna'da isim olarak baktığımızda genç bir takım, potansiyeli yüksek bir takım. Romanya'ya karşı ben kazanacaklarını düşünüyorum ama ilk maçtır Romanya. İlk maçlar genellikle zor maçlardır. Yani nasıl diyeyim ben sana? Ümitsiz olan takımlar için bu ilk maçı aldıklarında 3 ile başlamak önemlidir. Ben bu sebeple maç sonucu 2 demiyorum ama deplasmanın bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Hani sen şey diyorsun. Ukrayna ilk yarı attı bir tane 1-0. Evet 1-1'i biter. Romanya da tıklattı bir tane.
hani, penaltı menaltı. Berat hocamın da dediği gönlün olsun. Açık açık konuşayım. Maça baktım. Kalbimin sesini dinleyerek karşı gol var yazdım. Tamam. Ne Romanya'ymış ne Ukrayna'ymış. Hı hı. Ukrayna savaşta zaten. Evet. Romanya'da çıkaldı Morutan. Of. Ya var ya bak şu ikiliyle hocam. Futbol bilgisi anladın mı? Böyle bak. Açık açık söyleyeyim seyirciler. Hani böyle yok işte oradan şu olur mu? Maça baktım. Hı hı. Çünkü karşı gol var yazdım. Sana KG var diye bağırdım. Yazdım aynen. Hani bunu yazdım. Olur olmaz çok da güvenmem ama hı hı. olursa da koyarız diyorsun. Evet. Hemen geçiyoruz Belçika-Slovakya maçına. Benim her turnuvada, her Euro 2024 Dünya Kupası Uluslar Ligi'nde sempatik gelen takımlardan biri Belçika. Tabii. Her takım, herkese belki sempatik gelen bir takımdır. Slovakya ile oynayacak. Bu maçta Belçika'nın ben bir gol ve fazlasını atabileceğini düşünüyorum. Oranı da gayet güzel. Yani az ama öz bir oranı var. Ev sahibi 1.5 istiyorum. 1.39'da oranı var. Kalem bitmeye yakın. Kalemi bir değiştirelim. 1.39 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Yani yeni bir kaleme geçeyim ben. Hocam yani Belçika stoper sıkıntısı çekiyorlar. En son 38 yaşında stoperleri vardı. Hocam Belçika stoper sıkıntısı çekiyor. Alderweireld'den mi bahsediyorsun? Aynen. Uzun süre onu oynattılar mecburen. Hı hı. Denayer'e de bir güvenemediler. Şu an kim var stoperde bilmiyorum. Hı hı. Ama şu an stopere Inacio mu vardı galiba Belçika'da? O Portekiz'de miydi? Hiçbir fikrim yok ama hı hı. şu an stopere tamam. Berkan Kutlu'yu çeksinler. Hı hı. Okan hocam yapıyor ya. Evet. Fark etmez. Öyle bir maç. O yüzden hiç riske gerek yok. 1.5 üstü kombinasyon. Sen de 1.5 demişsin. Hani ben dedim ki hani 2.5 üst falan 1.5 üstü mü eklesem. Dedim ki gerek yok. Polemiğe girmeyelim dedim. Hani şöyle 3. maçı yanına çıtırdan Belçika kardeş takımı. Sıkıntı yok. Ekleriz dedim. Bir Belçika kazanır. Geçelim hocam pazartesinin son maçı. Avusturya-Fransa. Avusturya bu Euro 2024'te benim sürpriz takımlarımdan biri. Hatta başında geliyor. Avusturya'nın birçok takıma grubundaki takımlarına da sürpriz yapabilecek bir takım. İsim olarak baktığımızda çok böyle üstüne isimler var mı yok ama genç, dinamik bir takım. Güzel maçlar izleteceklerini düşünüyorum. Belki sıfır çekerler, sonuncu olurlar bilemem ama güzel maçlar izleteceklerine eminim. Fransa'nın da hazırlık maçlarına göre baktık. Hocam rezil kepaze hazırlık maçları geçirdiler. Buradan yani Revenespor Instagram adresine abone olanlar bilir. Orada zaten bunun muhabbetini yapıyoruz. Fransa Lüksemburg'a karşı olsun, İzlanda'ya karşı bir hani çok iyi bir form grafiğinde değildi. Yani çok bu turnuvaya hazır bir görüntü vermedi benim düşünceme göre. Ama isim olarak baktığımızda açık ara en iyi kadro. Yedekleri bile bir 11 çıkarsan onlar bile şampiyonluğu oynayabilecek bir kadro. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu maçta çok böyle 4 gol olur mu diyorum. Olmaz. Oranı da gayet iyi. Bu sebeple ben 3.5 alt diyorum. 1.31'de oranı var. Şöyle göstereyim. Değerlendirebilirsiniz. Avusturya gol atar. Ev sahibi 0.5 üstte de baktım ama şimdi kadroları bilmiyorum. Çıkacak 11'leri bilmiyorum. İlk maçlar. Biraz kesin oynamaya gittim. Bu sebeple 3.5 alt diyorum. Fransa Fransa'dır her zaman. Açıkçası Avusturya'ya da. Buradan söyleyelim hocam Avusturya ile Avustralya'yı çok karıştırır. Avustralya derse şey yapmayın. Avusturya. Avusturya'da pek güvenmiyorum açıkçası. Sen iyi takım diyorsun. Hı hı. Ben açıkçası hani senin tercihinden sonra maçın böyle 3-2, 4-2 falan bitebileceğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum öyle. O yüzden zaten biliriz. Evet. Hocamın dediğinde oynarsınız mutlu olursunuz. Ya Fransa inşallah şaşırtmaz. İnşallah. 1-0, 2-0 kazanır herkes mutlu olur. Ama şu an o kadar güzel konuşuyoruz ki yani öyle olur. İnşallah hani çok değişik bir tabloyla karşılaşmayız anladın mı? Şimdi ilk maçta... Almanya maçı başlıyor. İskoçya 2-0 anladın mı? Olursa çok zaten yapacak bir şey yok. Biz şu an... İskoçya 2-0. Burayı izleyenler 2-3 golü aldı. Aldı. Yine kazandı. Evet, yine kazandı. Bizim için problem yok. 2-2 biterse olur. 2-2 biterse herkes alır başını gider eve. Gider doğru. Hocam geçelim. Bizim maçımıza, ülkemizin maçına, Türkiye-Gürcistan. Dün de, biz 11 Haziran'da çekiyoruz, söyledik. Dün de bir Polonya maçı vardı, onu izledik. Arda Güler'le Barış Alper girdikten sonra çok farklı bir takım olduğumuzu gördük. Evet hocam. Şimdi ben şöyle şunu düşünüyorum. Yeni Türkiye'ye gelmiş yeni antrenörüm. Türkiye'li mi? Hayda. Ülkemize gelen yeni hocamız Jose Mourinho'nun şöyle bir sözü var. Bence de çok mantıklı.
Diyor ki turnuvaya ilk defa katılan ülkelerin ilk maçları her zaman çok sıkıntı olur. Sözü. Gürcistan ilk defa katılmış bir takım. Hı hı. Bu sebeple Türkiye'ye karşı çok çabuk böyle hemen gol yiyip yelkenleri suya indirme düşüncesi olmaz. Ve diş geçirmeye çalışır diyorum. Kvaratskhelia'lı başka iyi bir oyuncusu var mı bilmiyorum. Kvara bir iyi yıldızı. Başka da bir yıldızı yok diye biliyorum. Bir Mamardashvili var kalede galiba. O da iyi kaleci bakma hocam. Mamardashvili var. Başka yok. Ben bu maçla alakalı tahminim şu şekilde. Kalem ölüyor. Oğlum kalem ne yaptı? Kalemlere bak. Kalemi yine değiştireceğim. Şunu bir göstereyim. Ben bu maçta... Birazdan ben kaldırınca kalemlerin niye bittiğini anlayacaksınız. Bu maçta ilk yarının ben sessiz, kontrollü ve dengeli geçeceğini düşünüyorum. İkinci yarıda skorlar ne olur bilmem. Ama Gürcistan gol atarsa bu maçın da üst olacağını düşünüyorum. Yani bir kazanan olur, berabere bitmez bence bu maç. Ben ilk yarı 0 diyorum. 1.89'da oranı var. Değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hocamın bu güzel, yani sağ üst, yani şuraya çizdiği bir yıldız var. Muazzam bir yıldız. Hocamınkini de değerlendirebilirsiniz. Sen deyiz hocam. Hocam az önce ya Jose Mourinho şöyle demiş, böyle demiş. Jose Mourinho baksın dalgasına diyor. Mourinho da Roma Şekran'ın ilk değdirmeyi yaptı. Hoş geldin. Montella diyemedi. Selçuk Şahin. Maç 10 dakika var. Allah yardımcınız olsun. Saldırın diyerek. Aynen şu şekilde oyuncular. Hocam biliyorsunuz şu sol üstteki yıldızıyla, ayıyla Türk bayrağını çizmeye ve sembol etmeye çalışmış hocam. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız. Ya kazanmamız lazım. Baba Gürcistan'ın da bu kadroyla yenemiyorsan. Zaten elen. Zaten elen. Evet. Şaka makane biz. Montella bu arada Samet Akaydın'ı aman diyeyim. Bak ben burada videolarda söyledim. Oynatır o. Evladım evlad dedim ama. Aman diyeyim. Merih'le Abdülkerim yapalım orayı. Ne dedi? Serdar'ı aldı. Serdar Saatçi sanmıyorum oynayacağını. Kaan'ı oynasın abi orada. Sağ bek'e kim koyacağız? Mert Müldür'ü sıkıştıracak. Ya biz şimdi burada entegratör değiliz. Evet. O yapsın diyorsun. O yapacak bu işleri. Yani o yüzden burada. Ki... Bir başarısızlıkla başa neler geleceğini anlar. Bizim toplumumuzda bunlar çok önemlidir böyle şeyler. Tabii. Tamam gidemezsen kimse kimseye bir şey demez. Hı-hı. Gidemedin olsun. Ama gittiğin zaman orada her türlü ben sana söyleyeyim yarın başlar. Bir takımda seks partileri falan haberler düşer yani anladın mı? Bunlar oldu daha önce çünkü. Arda ile Burak'ın başına neler geldi? Evet bakıyorum. Kumar oynandığı haberleri falan oldu. İnşallah galibiyetle başlarız. Gürcistan'a karşı grubun zayıf görünen takımına karşı galibiyetle başlarız. Buradan da takımımıza başarı dileklerimizi iletiyorum. Ben şimdi Gürcistan'a Çekya'da yenip çıkacağımı düşünüyorum. Portekiz'de yeniliriz. 6 puan yeter zaten aileyle. Aynen Portekiz'de de yeniliriz. Yeniliriz. Portekiz'de de hocam ve son maçımız Portekiz Çek Cumhuriyeti maçına geçiyoruz. Grubun yani bence favori olan takımı Portekiz. Kadro kalitesi olsun. Diğer takımlara baktığında Portekiz bu gruptan çıkar düşüncesindeyim. Çek Cumhuriyeti'ne karşı, Çekya'ya karşı diyeyim. Çekya'ya karşı galibiyet alacağını düşünüyorum. Bu sebeple ev sahibi 1.5 üst diyorum. 1.48'de oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Banco Euro 2024 ilk videosunun tahminlerimi yaptım ve pası hocama atıyorum. Şimdi Çekya. Yani eski Çek Cumhuriyeti. Petr Cehler, Milan Maroşlar. Of be Milan Maroş. Çok iyi bir stoperleri vardı ismini unuttum şimdi. Hakkın helal etsin. Forvet ve Koller vardı hocam. Koller vardı. Evet. Hakkın helal etsin. Hı hı. Rahmetli. Rahmetli. Nihat Kahveciler, Semih Şentürklerle, Arda Turanlarla onları uğurladık o zaman. Hı hı. Sonra ismini Çekya yaptılar. O yüzden ben Çekya'nın ne alaka? Böyle bir konuşma yapasım geldi. Çok fazla boş yapamadım. İstediğim ortamı yaratamadım videoda. O yüzden... Hocam ne oldu o ortamı yaratalım hadi? Bilmem. Akıyordu, bozmak istemedim. Peki, tamamdır. Ronaldo eğer ilk 11 başlarsa Çekya'yı alın. Ya eğer... bir şey söyleyeceğim buradan bir saniye. Ben bu artık oynanan tiyatroya dur demek zorundayım. Bu arkadaş burada izlediğiniz Reels'larda da potansiyel bidon adayına Cristiano Ronaldo dedi. Burada Ronaldo oynarsa 0-2 çifte şans edin diyor. Bu arkadaş hani şöyle söyleyeyim ben size. Ronaldo hasta yatağında yatsın. Ayaklarını temizleyecek kadar Ronaldo'yu seven bir adamdır. Ama buraya geliyor işte ters kolpa ya. Ronaldo oynarsa 0-2 çifte şans yazın. Şöyle yapıp diyerek ters kolpa yapıyor. Yarım saattir gözlerimin önünde yapıyor bunu.
çıtım çıkmadı ama son söylediği artık son damlaydı. Yok neymiş Ronaldo oynarsa 0-2 çifte şans falan. Ben bu tiyatroyu sizlere söylemek istedim burada. Yani hocam ne zaman bitecek tiyatron? Hocam bana saygı duymuyorsun. 2,5 ay geçti hiç değişmemiş. Hocam sana şunu söyleyeyim. Ronaldo hasta yatağın dersi. Taklarını temizler misin? Ronaldo mu? Temizlemem. Messi mi tamam, Ronaldo tamam, mu? Temizlerim. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Tamam. Bunu bir söyleyelim insanlar. Ama Ronaldo çok şu an kötü. Evet. Messi'den ya daha iyi kötü hali olsa bile ama kötü. Evet evet kötü. Kötü şu an. Yani Ronaldo bunu gördük abi zaten şeyde. Dünya Kupası'nda. Adamlar kim oynatmıştı forvet Benfica'dan? Ramos. Ramos'la oynadılar. Çok iyi oynadılar. Ronaldo zaten Bruno Alves falan bir Manchester'dan kalma bir problemi. Bruno Fernandes. Bir problemleri var. Ya olmuyor bence artık Ronaldo'nun artık her şeyi tadına bırakması lazım. Milli takım zaten son. Arabistan'da para kazanmak istiyorsa kazansın. Kupa kazanamıyor, ağlıyor falan filan. Biz Ronaldo'yu bir yerde sildik. Onun nerede sildiğimizi söylemeyeceğim. Peki çevir. Portekiz kazanır diyorum. Tamam. Hadi Ronaldo oynasa da kazansınlar. 1.36. Şimdi Ronaldo ile alakalı konuştuk. Bu arkadaşlar Ronaldo Messi tartışmalarımız 2,5 saat falan sürüyordur. Burada Ronaldo bizim için bitti. O son hamlesini kötü yaptı falan hareketlerine girdi ama. Euro 2024. Yani bu yaptığı hareketlerin nerede bittiğini de çözemedim. Şu an şoklar içerisindeyim. Kafede oturduğumuzda yaptığımız Ronaldo Messi yorumlarından. Bitti ya neresi hocam Ronaldo'nun? Fişi çekildiği yer. Bu arada ben sana özelliğini de söylemiştim. Evet ne söyledin? Messi'nin daha iyi olduğunu. Hayır. Hazard Sterling tartışması. Sterling'in daha iyi olduğunu. Ya Ronaldo bilmiyorum. Koptun mu Ronaldo? Babadır bizim için. Evet abi. Her zaman babadır. Sana bir reels atmıştım. Numaraların sevilme sırası. İzledin mi? İzledim. Genelde açıyor izlemiyor falan. Böyle kahvelikleri var. Sen de yolladığın arkadaşı izlemeyip görüldü atıyorsa yolla bu videoyu. Hadi bakalım. Bu arada hocamın hatta her videoyu izliyorum. Bir Reels var onu ufak şey anlatayım. Anlat hocam. İşte 5 tane diyor ki en çok sevilen 5 sayı. Abi hatta hocam şey yapalım sen canlandıralım. Canlandıralım gel. Evet. En çok sevilen sayılar. 3. Listede yok. 5. 5. sırada. 2. sırada. 8. 8 listede yok. 1. 1 listede yok. Ama hangi listede var? Bir şey. 4. 2. sırada. 1 kaldı bir de 3 kaldı değil mi? Evet. Cristiano Ronaldo. Orada edit girdi hemen. Bir anne edit girdi. Bu arada abilere selam olsun. Hocam güzel boşumuzu yaptık. Evet. Sana Allah'ın açtım boşun evet, için. Tamam. Atabildin mi hocam evet, boşunu? Evet attım. Sağ çok güzel. Banko'nun ilk videosunu Banko 2024. Adamlar telif atmasın ama. Ya neyi atıyor? Burada makarasını yaptık. Taklidini yaptık ama. Ya yapalım. Kim belki de anlamadı. Bir dahaki videoya gelsinler beraber burada bir video. Yok alakası olmaz. Gelmezler hocam. Niye bozuyorsun? Ben gelecek. Gelmezler hocam. İmkanı yok. Banko 2024'ün ilk videosunu bitirdik. İnşallah buraya yazdıklarımızın sürprizleri bol olmayan bir ilk hafta geçiririz. Herkese güzel güzel kazandırırız ve biz de kazanırız diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocamla benim seçtiğimiz spesyal kuponlarımız herkese açık bir şekilde yayınlanacaktır. Ekibimizin diğer 4 üyesinin bu 12 maçın tahminleri RMN Spor Instagram abonelik kısmında yayınlanacaktır. Bunun da duyurusunu yapıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.